Değerli konuklar, yeni hizmet ve eğitim binamızın açılış törenine katılımlarıyla bizleri onurlandıran Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz edelim. Buyurun sayın. Genel Başkanımız, değerli yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Esnaf Sanatçılar Konfederasyonumuzun değerli başkanı, değerli oda başkanlarımız, değerli meslek mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında öncelikle bugüne kadar bu camiaya emek veren, hizmet veren ve edebiyete, ebediyete intikal eden bütün meslek mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yine bu camiye hizmet eden değerli başkanlarımı görüyorum, ben eski başkanlarımı, değerli oda başkanlarımı görüyorum. Yıllardır birlikte farklı noktalarda olmamıza rağmen mesleğin gelişmesi için gayret gösterdiğimiz oda başkanlarımızı, arkadaşlarımızı görüyorum. Herkese Allah razı olsun. Benim 1989 yılında üniversiteden mezun olduğum yılda TÜRMOK kanunu çıktı. Bir yıl sonra da TÜRMOK kuruldu. Dolayısıyla benim bütün meslek yaşamımın her evresinde serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleği, yeni mali müşavirlik mesleği bir şekilde oldu. Ve bulunduğum her noktada da camianın gelişmesi için elimden gelen gayreti gösterdim. İnşallah sizlerin sayesinde, sizlerin çalışmalarıyla, gayretleriyle meslek daha ileri noktalara gelecek. 1989'dan bu yana tabii dünyada çok büyük değişimler meydana geldi. Hem jeopolitik olarak hem ekonomik olarak dünyada çok farklı bir jeopolitik var. Ve ülkeler de bu değişime ayak uydurduğu sürece ayakta kalmaları mümkün. Yine ülkeler ekonomik olarak kalkınabilmek için bu değişimi yakalayabildikleri ölçüde ayakta kalabiliyorlar. Aynı husus kurumlar için de geçerli. Meslek örgütleri için de geçerli. Ben müşahede ediyorum ki gerçekten TÜRMOK ve siz değerli meslek mensupları dünyada meydana gelen bu değişime ayak uydurabilen, değişimi yakalayabilen ve bu mesleği daha ileriye taşıyabilen bir çizgide olmuş. Onun için bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmaları takdirle izliyorum. Bundan önceki bulunduğum görevlerde de elimden geldiğince bu mesleğin gelişmesi için katkı vermeye çalıştım. Şu anda da Maliye Bakanı olarak Sayın Başkanımızla, Yönetim Kurulu üyelerimizle mesleğin daha ileri gitmesi için neler yapabiliriz, hangi gayretler için olabiliriz, bu düşüncelerle çalışıyoruz. İnşallah gerek odalarımızda arkadaşlarla yaptığım görüşmelerden, gerek sizlerle yaptığım görüşmelerden anlıyorum ki yapılacak çok iş var. Sayın Başkan biraz önce ifade ettiler. Bu kadar yıllık bir tecrübeden hareketle meslek yasasında önemli değişiklikler yapma ihtiyacı var. Gerek kurumsal yapıda, gerek meslek mensuplarının haklarında, gerek ülkeler ve devletle olan ilişkilerinde mutlaka önemli değişiklikler yapılması gerekiyor. Bunların burada üzerinde tek tek duracak değil. Bu konuları değerli başkanımızla zaman zaman görüşüyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizle görüşüyoruz. Zaman zaman camiaya dahil olan arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bunlar gündeme geliyor. Demin ifade ettiler, ben de ifade edeyim. İnşallah önümüzde bir genel kurul var.
şu ana kadar yapılan çalışmalarda da, bundan sonra yapılacak çalışmalarda da Maliye Bakanı olarak mesleğin daha ileriye gitmesi için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Meslek yasasında yapılması gereken değişiklikler üzerinde de gayretli bir çalışma içerisinde oluruz. Yine hep beraber istişare ederek ortak bir noktada mesleği daha ileriye taşımak için ne değişiklikler yapılması gerekiyorsa onları da yaparız. Sayın Başkanımız, ifade ettiğim husus aslında bir adalet çağrısı. Bir konu eğer belli bir noktada bir karara bağlanırsa bu bütün kurumlar için, bütün meslek örgütleri için aynı olmalı. Dolayısıyla diğer meslek örgütleri için süreye bağlı olmaksızın seçim kitmenin önünün açılmış olması, buna karşılık tüm ufaklığından bir sıkıntı olmuş olması gerçekten adil değil. Buna da ötürüyor. Çalışmaları yaparız. Diğer taraftan her zaman söylüyorum, çoğunluğun demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu meslek örgütleri için de geçerlidir. Siyaset için de geçerlidir. Nerede çoğunluk varsa orada gelişme olur, orada çeşitlilik olur, orada zenginlik olur. Zaman zaman ifade ediyoruz. Meslek örgütleri içinde de çoğunluğa imkan sağlamak lazım. Çeşitliliğe imkan sağlamak lazım. Farklı görüşlerin ortaklaşa harmanlanmasına imkan sağlamak lazım. Bu iyi bir şey. Bundan herkes istifade eder. Eğer çoğunluğu bir meslek örgütü içerisinde üretemezse o takdirde çoğunluğu meslek örgütlerini çoğaltarak yapabiliriz. Zaman zaman gündeme geliyor. Neden belirli meslek örgütleri Türkiye genelinde tek bir çatı altında toplanması gerekiyor. Burada tartışma yaşamamız lazım. Farklı meslek mensupları, farklı çatılar altında ortak amaçları güderek aynı mesleğe getirebilirler. Bunda yarar da var. Rekabeti getirir, zenginliği getirir, farklı görüşlerin ortak katkı vermesini sağlar. Bunu sadece tüm hop camiası için söylemiyoruz. Diğer meslek örgütleri için de söylüyorum. Olabildiğince demokrasiyi eğer güçlendirebilirsek, demokrasiyi eğer daha sağlam temellere oturtacaksak, meslek örgütlerimize de çoğulculuğu mutlaka teşvik etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Sayın Başkanımız biraz önce genel kuruldan bahsettiler. Allah'tan bir mani olmazsa genel kurul çalışmalarına gelmek benim için bir görev. Görüşlerini dinlemek gerçekten bizler için büyük bir mutluluk olacaktır. İnşallah daha fazla bir araya gelmemiz lazım. Daha fazla görüşmemiz lazım. Elimden geldiğince her zaman buna gayret ediyorum. Sizin de bu konuda görüşlerinizi mutlaka hem meslek camiası içinde hem de geleceğe dönük olarak biz siyasetçiler nezdinde daha fazla yer bulması gerekiyor. Dediğim gibi bugüne kadar meslek mensuplarımızın çok sorunu oldu. Maliye Bakanlığı çalışılması kolay bir bakanlık değil. Yani bu bakanlık doğruları olan bir bakanlık. Kendi bakanlığını öz eleştiri yapıyor. Kendi doğruları var. Kendi kuralları var. Kendi kaideleri var. Biraz hazineci bir yaklaşımımız var. Biraz korumacı bir yaklaşımımız var. Bunlar zaman zaman meslek mensuplarımızı yüzünden meslek mensuplarımız tarafından yadırganıyor. Bunlar doğru şeyler. Bunları mutlaka değiştirmemiz lazım. Maliye Bakanlığı'nın anlayışını biz temelde şöyle konumlandırmak istiyoruz. Biz öncelikle herkese güveniyoruz. Vatandaşlarımıza güveniyoruz. Vergi müteahhitlerimize güveniyoruz. Siz değerli meslek mensuplarına güveniyoruz. Siz baştan herhangi bir şekilde meslek
mensuplarına karşı belli bir ön yargıda olmasını asla kabul etmem mümkün değil. Siz alnınızın teriyle, gayretle, emekle bir katma değer üretiyorsunuz, bir değer üretiyorsunuz. Ve bunu vatandaşla devlet arasında köprü olarak yapıyorsunuz. Birçok muhasebecimizin çok olumsuz çalışma koşullarında çalıştığını biliyorum. Muhasebe meslek mensuplarımızın çok geç saatlere kadar, hafta sonu, gece, gündüz, yaz, kış, soğuk, sıcak demeden çalıştığını biliyorum. Emeğinizi biliyorum ve takdir ediyorum. Ve bakanlık olarak bizim sizlerin ve sizlerin yanında çalışan değerli meslek mensuplarının yapmış olduğu bu çalışmaları daha fazla taşlandırması lazım. Daha fazla takdir etmesi lazım. İnşallah istiyoruz ki maliyenin yüzü güler yüzü olsun. Anlayışlı olsun. İyi bir dost olduğu kadar kötü bir dostu da olsun. Vatandaşını anlamaya çalışsın. Olabildiğince maliye vatandaşa yardımcı olsun. Yani vatandaş her şeyi bilmek zorunda değil ki. Hani bizim klasik anlayışımız vardır. Yasaları bilmemek mazeret değildir. Yeni dünyada bu geçerli bir anlayış değil. Devletin görevi vatandaşın kuralları bilmesini sağlamak. Kurallar yanlışsa, vatandaş da diyorsa ki bu kurallar yanlış, onları değiştirmek. Tek doğruları ben bilirim anlayışını yeni dünyada, yeni kitlede asla kabul etmek mümkün değil. Onun için sizlerden gelen gerek vergi kanunları ile ilgili olsun, gerekse mesleki çalışma ortamıyla ilgili olsun, gelen bütün taleplere zihnimiz açık, kapılarımız açık. Yeter ki daha fazla görüşlerimizi paylaşalım ve bunları inşallah teker teker değiştirelim. Nitekim bakan olduktan sonra sürekli bir şekilde acaba vergi kanunlarını nasıl basit hale getirebiliriz? Nasıl öngörülebilir hale getirebiliriz? Vatandaşın tüm üzerindeki siz değerli meslek mensuplarının üzerindeki yükleri daha fazla nasıl azaltabiliriz? Kayıtlı olmayı daha fazla nasıl teşvik edebiliriz? Hep bunların çalışması içerisinde olduk. Vergi yüklerini daha aşağı nasıl çekebiliriz?